Yani Kürt müziği de olur, Türk müziği de olur, Japon müziği de olur, Amerikan folk müzik. Zaten Amerikan folk onlar fiddler. Şimdi Amerikan folk müziğinde kemanın özel bir yeri vardır. Şimdi keman dünyanın bütün kültürlerine geçmiş bir alettir. İnsan sesine çok yakın bir alet. Mesela sen şarkı söylediğin zaman şimdi sesi alçaltıp yükseltirken ses tellerini kullanıyorsun. Ses telleri böyle karşılıklı iki dokudur, sert doku. Akciğerlerden hava gelir, onları titreştirir. Şimdi keman yapılırken insanın sesi taklit edilmiş. Özellikle soprano kadınlar sesi bulmaya çalışılmış. Stradivari zaten bunun son şeklini veren Antonio Stradivari'dir. Şimdi kadın sesini yakalamaya çalışmış. Şimdi yapılan teller. Mesela yay at kuyruğudur. Tel koyun bağırsağından yapılır. Veya sentetik başka malzemelerdir. Üstünde örgü vardır tellerin. Tellerde de işte insanın sesini çıkaran dokuya yaklaşılmaya çalışılıyor. Yani anlatabildim mi? Yani insan sesini yakalamaya çalışıyorum. Bundan dolayı da hiçbir enstrüman bu kadar dünyanın bütün kültürlerine geçmiş değildir yani. Örneğin balalayka bizde var mı? Balalayka bir Rus. Yanımızda komşumuz. Bu ülkede yok. Ne diyeyim mesela? Kürt toplumunda piyano var mı? Yok. Halbuki şurada aramızda 2000 kilometre. Ama keman Afrika'nın en insan girmemiş toplumların içine, Amazonlardaki insan girmeyen toplumların içine bile girmiş bir enstrüman. Yehudi Menon diyor ki, ben keman sayesinde Amazon'danın hiç kimsenin, Amazon ormanlarında hiç kimsenin girmediği kabilelerin içine de girdim. Dünyanın bütün loyal yani bütün kraliyet ailelerin içinde de oturabildim keman sayesinde. Yani kemanın hitap alanı kraldan tut dağdaki çobana kadardır. Niye? İnsanı en çok yakın olan enstrüman. Yani biz mesela ağıtlar. Mesela ağıtlarda bir insan ölüme karşı olan reaksiyonunu dile getiriyor değil mi? Mesela bir düğünde bir kızın bir eve kazandırılmasını dile getiriyor. Onun getirdiği sevinci yaşamaya çalışıyor. Değil mi? İnsan duyguları. İşte insan duygularının en tarif eden en büyük enstrüman keman. İşte dediğim gibi ben Michael Rabbi ilk olarak duydum. Ya dedim böyle bir ses olamaz. Ve bir ay haber ağır dolaşıyordum. Özellikle ya sol sesinde ya şu ses. Rabbi'nin çıkardığı şu sesi ben saatlerce dinlerdim. Sadece bu sesi. Nasıl böyle bir ses olur? Onu her zaman duymak da mümkün olmuyor. Böyle senin psikolojik olarak ona hazırlıklı olman lazım. Yani böyle garip bir alet işte demek istedim. Onun için bütün hayatımı buna verdim. Tabii en büyük etmen yani tıpta yolların kapalı olması. Yani eğitim yok. Türkiye'deki tıp fakülteleri eğitim amaçlı kurulmamış. Halklar nasıl sırtına binilir? Halk nasıl hor görülür? Cebindeki parayı nasıl çıkarırsın? Öğrenci bunu öğreniyor. Ondan sonra halkı nasıl hor görürsün, üstten bakarsın. Yani en büyük yanlış sırtına bineceğin kişiyi hor görmen. Ya Avrupalı bindiği atı hor görüyor mu ya? Evindeki beraber yaşadığı köpeği hor görüyor mu? Ona karşı bir sevgisi saygısı var değil mi? Özellikle ata bindiği zaman at onu taşır. O atı var ya evin bir horantası gibi görür.
Senin üniversitelerin sırtına binecek halkı nasıl hor görür, onun eğitimini yapıyor. Buyurun. Sevgili nesil, durumumuz bundan ibaret. Şimdi doktor olarak çalışamıyoruz. Yani Türkiye'de öyle bir sistem var ki, örneğin şimdi kadın geliyor, kadın osteoporoz, yani kemik ermez. Şimdi biz kadına diyoruz ki güneşe çık, senin vücudun güneş görsün. Bu sefer gelenekler, din müsaade etmiyor. Onu kompanze etmek için bu sefer D vitaminini arttırıcı ilaçlar vermeye çalışıyoruz, Fosamax benzeri. Bu sefer bunlar da böbrek taşı yapıyor. Şimdi yani doğal yollardan olacak bir tedaviyi, ben hastaya zarar veren bir ilaçla tedavi etme zorunda kalırsam bunun adı doktorluk olur mu? Bunun adı hekimlik mi? Yapamıyoruz. Ben onun için 3-4 defa dilekçe yazdım emekli olmak için. Toplum bizim dediğimizi yapmıyor. Toplumu zorladığın zaman sevgili yukarı şikayet ediyor. Şimdi o ilaç hikayesinde, demin anlattığım ilaç hikayesinde bak ben garibanı korumaya çalışıyorum. Önce beni gariban şikayet ediyor. Yani şimdi sana senin günahını söyleyen mi senin dostun, senin sırtını sıvazlayan mı senin dostun? Senin tıkandığın yerleri, böyle eğitimde seni engelleyen noktaları senin yüzüne vuran senin dostundur. O senin gelişmeni istiyor. Şimdi o Ender'in babası, şimdi Ender kişiliğini nereden getiriyor? Ben Ender'i çok severim. Ender'in babası çobanlarının var, çoğuna sopa çekmiştir. Onun elinden geçmiş bütün çobanlar dayak yemiştir ondan. Ha kendisi için mi yapıyor? Onlar için yapıyor. Onların insanca yaşaması için, çünkü kalbi temiz. Yani kişinin kendisine zarar vermesine tolere etmiyor. Cahil. Cahillik. Mesela çobanın birisini çalıştırmış, 5-10 koyun sahibi etmiş. O da gitmiş bu koyunları bir tane teyple değiştirmiş. O çobanla bir sopa çekti. Dedi git dedi ben seni öldürürüm dedi. Git o koyunları getir bu teyple geri götür. Şimdi bir aile olmasını istiyor bak. Ya şimdi zarar mı veriyor? Onun için yapıyor. Ha demek ki senin günahını yüzüne vuran senin dostundur. Çünkü senin gelişmeni ilerlemeni istiyor. Şimdi ben tıpta bilerek bilimin reddettiği şeyleri yaparsam o toplum nereye gider? Ben nereye giderim? Ya bir doktor o şartlarda gelişebilir mi? Türkiye'de tıp gelişiyor mu? Sen inanıyor musun? Koymuşlar Alman makinelerini, koymuşlar Amerikan, İsveç makinelerini. Zaten onlar her şeyi söylüyor. Bizim doktora yapacak bir şey kalmıyor. Şimdi bu eğitim değil. Bu sağlık hizmeti de değil. Yani en önemlisi koruyucu sağlık hizmetleri. Yani kişinin hastalanmasına, toplumun hastalanmamasına toplumu hazırlamak önemli. Yani şimdi toplumun, bak her köylerimizin, bazı köylere git her evde kanser vakası var. Bazı köylerimizde artık şeker hastalığı oranı var ya, neredeyse %30-40'lara dayanmış. Yani 10 kişi çevir, 3-4 tanesi şeker hastası. Bu niye oluyor? Bunda sağlık sektörü çok etkili. Bilinçsiz yaşam, yani her sorunu ilaçla halletme. Her sorunu böyle pasif yollardan halletme çabası. Buna Avrupa göçü de dahildir. Avrupa'ya gitmek çözüm olayı değildir. İşte Avrupa'ya gittin ne oldu? Her şeyimizi kaybettik. Gelenek görenek de yok. Eski yaşam da yok. Kimsenin kimseye saygısı da yok. Yeni gelen neslin hangi yöne gittiği de belli değil. Karnı çorba bir güzel. Gel burada lüks ev yap. Hiç. 5-10 sene yıkılmaya başlıyor 5-10 sene sonra. Eldeki kazancı sıfır. Sadece karnı doyduysa kârı o. Yani bu da dahi. En zor keman.